Arkası Yarın. Puma Kuşu 1. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Sinan Serindere. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Türküler, yaşanan gerçek olaylardan esinlenerek meydana çıkmıştır. Olayların söz ve müzikle birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Her türkünün kendisine özgü bir öyküsü vardır. Kimi haksızlığa isyan ederek dağa çıkıp halkın efendisi olmuş, kimi yarım kalmış yanık bir sevdanın mecnunu olarak derdini sazın tellerine naksetmiştir. Şimdi dinleyeceğiniz oyunda Puma Kuşu türküsünün öyküsünden esinlenerek yazılmıştır. Belki gönül ıslanır, ıslanır. Of! Of! Nerede kaldı Kınalı Hatun? Öğleden sonra Pınarbaşı'na gelirim demişti. Sakın abisi aramızdaki sevgiyi öğrenmiş olmasın. Yakup. Kınalı Hatun. Kınalı Hatun, nerede kaldın? Sorma Yakup'um. Abimin öğle uykusuna yatmasını bekledim. Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki Kınalım. Seni görmediğim her an bana işkence gibi geliyor. Sana mı bana mı? Ne olacak bizim halimiz bilmiyorum Yakup'um. Ben biliyorum bir tanem. Sonumuz kötü olacak. Çok kötü olacak. Neden böyle söylüyorsun Yakup? Sen koskoca Irışvanoğlu Bey'inin bacısısın. Onun gözünün nurusun. Ben kimim ki? Çiftliğinizde çalışan garip bir yanaşma. Ne değerim var ki? Davul bile dengi dengine demişler. Hiç seni bana yar ederler mi sanırsın Kınalım? Kaç kere abime seni sevdiğimi söylemek istedim. Ama bir türlü cesaret edemedim. Onun gözü yükseklerdi. Beni kendisi gibi zengin toprağa, hayvanlara olan birine vermek istiyorum. İyi de biz ne olacağız Kınalım? Biz birbirimizi seviyoruz. Ben sensiz yaşayamam. Ben yaşar mıyım sanırsın Yakup'um? Aylardır bizi düşünüyorum. Birbirimizi böyle gizli gizli sevmenin, tenha köşelerde buluşmanın sonu ne olacak? Sevdamız hep böyle mi sürecek? Hep korku içinde mi yaşayacağız? Eninde sonunda buluşmamız abinin kulağına gidecek. Sonra... Ne yapacağız peki? Ölürüm de sensiz yapamam ben. Hiç çıkar yol yok mu? Var. O da abinin sevgimize anlayış gösterip evlenmemize izin vermesi. Bu da mümkün olmayacağına göre... Yine de bir yol olmalı Yakup. Seven insanlar birbirine kavuşmalı. Bir başka yol daha var Kınalı Hatun'un. Nedir o? Kaçmak. Kaçmak mı? İyi ama nereye kaçabiliriz ki? Abim bu diyarın beyi. Emrinde yüzlerce adamı var. Dağ taşı arayıp bizi bulurlar. Bana kıymasa bile sana kıyar. Seni öldürtür. Biliyorum. Ama başka çıkar yolda yok Kınalı. Ya kaçacağız ya da birbirimize sevda çekerek ayrılacağız. Yoksa bu işin sonunda ölüm gözüküyor. Gerekirse kaçarız Yakup'um. Biraz daha bekleyelim. Nasılsa abim benim seni sevdiğimi bilmiyor. Henüz görücü gelen de yok bana. Eğer böyle bir durum olursa o zaman düşünürüz. Yahya! Emret beyim. Bacım nerede? Bilmiyorum beyim. Bilmiyorum da ne demek be adam? Sen bu çiftliğin kahyası değil misin? Kim nerede her şeyi bilmek zorundasın. Şey beyim. Ne? Bir şey mi söylemek istiyorsun bana? Hadi çıkar dilinin altındaki baklayı. Bacınız Kınalı Hatun... Evet. Kınalı Hatun ve yoksul Yakup... De lafı ağzında çiğneme be adam. Hadi. Ne olmuş bacımla yoksul Yakup'a? Onlar şu anda Pınarbaşı'ndalar beyim. Pınarbaşı'ndalar mı? Ne işleri var orada? Birbirlerine sevdalılar beyim. Gizli gizli hep Pınarbaşı'nda buluşuyorlar. Ne? Benim bacım yanaşma Yakup'la öyle mi?
Ağzından çıkanı kulağın duyar mı be adam? Yakup kim ki benim gibi bir beyin bacısına sevdalanacakmış? Kızma beyim, kızma. Ben bildiğimi gördüğümü söylüyorum. Emredin Yakup'u öldürelim. Töre de bunu kabul ediyor zaten. Töreyi karıştırma. Yoksa bütün halk İrişvanoğlu beyinin bacısının bir yanaşmaya aşık olduğunu öğrenir ki... ...bu da bizi rezil eder. Bacım hakkında orada burada söylentiler çıkarsa... ...bu rezilliğin sonunda da onu öldürmek zorunda kalırım. O halde emret. Ne istiyorsan onu yapalım. Şimdilik senin bir şey yapmana gerek yok. Bu işi ben kendim halledeceğim. Nasıl halledeceksiniz beyim? Geçenlerde Arif Ağa Kınalı Hatun oğluna istemek için haber göndermişti. Ben de bir düşüneyim demiş, ağırdan almıştım. Yoksa bacınızı Arif Ağa'nın oğluna mı vermeyi düşünüyorsunuz? Aslında vermeyecektim. Bir beyoğluyla evlendirmeyi düşünüyordum. Ama şimdi iş değişti. Bacım onun oğluyla evlenirse... ...Yakup da çaresiz bacıma olan sevdasını unutur, çeker gider. Böylece bu olayda sessiz sedasız kapanır. İyi düşünmüşsünüz beyim. Peki ya Yakup? Onu cezasız mı bırakacaksınız? Canına dokunmak yok dedim ya. Düğünden sonra kendisini çiftlikten atarsın, çeker gider. İnsanın sevdiğinden ayrılmasından daha büyük bir ceza olabilir mi? Haklısınız beyim. Sen şimdi Arif Ağa'nın çiftliğine git. Benim selamımı söyle. Beyim bacısını sizin oğlunuza verecek de. Haftaya cumartesi düğün istiyor de. İyi de beyim, ya Arif Ağa görücü gelelim diye ısrar ederse? Gerek yok. Beyim kızı verdi de. Bir de görücü mörücü işleriyle uğraşmayalım. Kızı bir an önce verelim, olsun bitsin. Siz nasıl isterseniz beyim. Bacım da geldiğinde söyle beni görsün. Baş üstüne beyim. Nerelerdesiniz küçük hanım? Haber vermeden konaktan ayrılmışsınız. Çok merak ettik sizi. Neden merak ettiniz ki Kahya? Canım sıkılmıştı. Pınar başına serinlemeye gittim. Abiniz sizi arıyor. Hemen yanına gitseniz iyi olur. Neden? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Sadece bacım gelince odama gelsin dedi. Peki şimdi giderim yanına. Sakın abim Yakup'la olan ilişkimi öğrenmesin. Amanın, o zaman ben de Yakup'ta yanarız. Buyur abi, beni görmek istemişsin. Evet, gel hele bacım, otur şöyle karşıma. Bugün göremeyince merak ettim seni. Kahya da nerede olduğunu bilmiyormuş. Neredeydin bakayım? Hava çok sıcaktı. Ayaklarımı serinletmek için Pınar başına gitmiştim abi. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Bir daha bir yere giderken Kahya'ya söyle de aradığımız zaman nerede olduğunu bilelim. Peki abi. Dur bakayım şöyle. Yahu sen bayağı büyümüşsün. Serpilmiş, güzelleşmişsin be bacım. Sayende ağam. Geçenlerde Arif Ağa gelmişti konağa. İyi adamdır, zengin adamdır. Toprakları bolcadır. Hayvanları da çoktur. Nargile içerken seni oğluna istedi. Beni mi? Evet seni. Beni isteyecek değil ya. Yahu Arif Ağa, hele biraz izin ver, düşüneyim biraz. Bacım henüz küçüktür dedim. İyi demişsin ağam. Ama şimdi görüyorum ki hiç de o kadar küçük değilmişsin. Sen hep gözümün önünde olduğun için senin büyüdüğünü fark etmemişim. Evlenmek için küçük sayılırım ağam. Yaşım daha 16. 16 yaş evlenmek için tam uygun çağdır bacım. Bakma sen şehirdekilere. Orada 20'sinden 25'inden önce evlenmiyorlar. Bizim buralarda bir kız 15-16 dedin mi evermek gerekir. Yani beni evermek mi istiyorsun? Arif Ağa soyuyla, sopuyla, zenginliğiyle bize denk bir ailedir Kınalı Hatun. Oğlunu da tanırım. İyi çocuktur, efendi oğlandır. Ondan münasibi yoktur bize. Yok bacım. Arif Ağa'ya haber saldım. Haftaya düğününüz yapılacak. Bu kadar çabuk mu ağam? Niye acele ediyorsun ki? Hele biraz zaman geçseydi. Zamanı ne edeceğim bacım? Böyle işlerde uzatmak doğru olmaz. Haftaya cuma akşamı kına geceniz yapılır. Cumartesi de evlenirsiniz. Nasıl istersen abi. Düğününüze bütün köy halkını davet edeceğim. 7 gün 7 gece şerefinize eğlenceler tertipleyeceğim.
Hadi var git, sen de hazırlıklarını tamamla. Arif Ağa ile konuştun mu Kahya? Konuştum beyim, çok sevindi. Cuma gecesi kına yapılacağını da söyledin mi? Söyledim, şaşırdı biraz. Neden beyin bu evlenme işinde bu kadar acele ediyor diye sordu. Sen ne cevap verdin? Beyim uzatmanın gereği yok, düğünü bir an evvel yapıp bitirelim diyor dedim. İyi demişsin, iyi demişsin. Ha, bu arada ne yapıp edip bacımla Yakup'un buluşmalarına mani olalım Kahya? Eğer birbirlerini sevdikleri, gizli gizli buluştukları duyulursa elin diline düşeriz ki Arif Ağa tövbe bacımı almaktan vazgeçer. Rezil olduğumuzda kalırız orta yerde. Merak etme beyim. Yarın Yakup'u çobanların yanına verir, sürüyle meraya yollarım. Hizmetkar kızlardan birini de Kınalı Hatun Hanım'ın kapısına nöbetçi dikerim. Aferin sana, aferin. Göreyim seni Kahya. Hay Allah, durup dururken bu evlenmek de nereden çıktı? Ne yapacağım şimdi? Abime Yakup'u sevdiğimi söyleyemem. Arif Ağa'nın oğluyla da evlenmem diyemem. Benim gönlüm Yakup'ta, Yakup'un gönlü de bende. Ya Rabbi, ben ne yapacağım şimdi? Bu ses de ne? Kınalı Hatun, Kınalı Hatun benim. Aç şu camı. Aman Allah'ım, Yakup bu. Pencerenin önünde. Yakup, senin ne işin var burada? Delirdin mi? Hizmetkarlar seni görecek olursa abime haber verirler. O da dilini yüzdürür vallahi. Bana ne olacağı umurumda bile değil. Seni evlendiriyorlarmış. Doğru mu Kınalım? Kötü haber ne de çabuk yayılıyormuş. Biri istemiş beni. Abim de vermiş. Of, demek doğruymuş ha. Duyunca inanmak istememiştim. Peki ne yapacağız Kınalım? Sevdamızı yüreğimize mi gömeceğiz? Ömür boyu birbirimizi düşünüp acı çekerek mi yaşayacağız? Üzüntümden ne yapacağımı şaşırdım kaldım Yakup'um. Ama şu kadarını söyleyeyim ki asla evleneceğim adamın karısı olmayacağım. Nasıl olmayacaksın Kınalım? Abine karşı mı çıkacaksın? Töreler gereği bunu yapamam. Düğünüm olacak ama gerdeğe girmeyeceğim. Girmeyip de ne yapacaksın? Canıma kıyacağım. Hayır, sakın böyle bir şey yapma Kınalım. Bu çare değil. Sen ölürsen ben nasıl yaşarım? Ya ne yapayım? Sana sevdalıyken Arif Ağa'nın oğlunun koyuna mı gireyim yani? Hayır, hayır, bu da çare değil. Eğer gerçekten o adamın karısı olmayacaksan o zaman kaçalım. Ölürsek de birlikte ölürüz Kınalım. Sağ kalınımız ölen için acı çekmez hiç olmazsa. Tamam, kaçalım Yakup'um. Düğün olmadan kaçalım o zaman. Hayır, düğünden önce kaçarsak hemen yakalarlar bizi. Aklıma bir şey geliyor. Kına gecen ne zaman? Cuma akşamı. Cumartesi de düğünüm olacak. Tamam, kına gecesinde kaçacağız. Herkes eğlentideyken kaçtığımızı anladıklarında biz hayli yol almış oluruz. İyi ama nasıl kaçacağız kına gecesinde? O sırada bir sürü kadın elime kına çalmak için yanımda olacak. Onlara bizim geleneğimizde kına için gereken suyu pınardan almam gerek dersin. Sonra da pınar başına her zaman buluştuğumuz yere gelirsin. Ben seni orada atlarla beklerim. Geldiğin gibi de biner gideriz, tamam mı? Tamam. Zaten başka çare de yok. Hadi git artık. Birinin seni burada görmesinden korkuyorum. Peki, gidiyorum. Cuma akşamı pınar başında seni bekleyeceğim Kınalım. Şunu unutma. Ne olursa olsun seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Yakup'um. Uzat elini de kına çalalım artık. Evet, vakit geldi. Kızlar kınayı getirin bakalım. Tamam, getiriyoruz. Bir dakika teyzem. Ne oldu kızım? Teyzem, bizim geleneğimize göre kına suyunu biz kendimiz getiririz. İyi, getir o zaman. Kına hazır. Suyu pınardan alacağım. Biraz bekleyeceksiniz. Şimdi güğümleri alıp getiririm. Olur, bekleriz. Hadi hanımlar, gelin kızımız kına suyunu getirene kadar biz de eğlenmemize bakalım.
Maşallah maşallah. Hanımlar görünce eğleniyorlar bey. Eğlensinler be Arif ha. İnşallah geline damat da ömür boyu böyle eğlenirler. Bir şey soracağım Dünür. Neden düğünü bu kadar çabuk istedin? Yahu Arif ha, bacımı istettin, verdim. E uzatıp da elimize ne geçecek ki? Fukara evliliği olsa, hadi çeyiz hazırlığıydı filan, bir iki yıl beklesinler derdim. E ben zengin, sen zengin. Neyi bekleyeceğiz ki? Her ikisinin de her bir şeyleri var Allah'a şükür. Doğru dersin bey. Hey millet, daha ne duruyorsunuz? Kadınlardan utanın. Onlar nasıl eğleniyor duymuyor musunuz? Davulcu vur davula. Zurnacı çal sen de. Hayda. Sen misin? Benim Yakup'um. Kınalım benim. Gelebileceğini hiç sanmıyordum. Neden? Seni sevdiğinden şüpheleniyor muydun yoksa? Hayır hayır. Sadece kadınları kandıramayacağını sanıyordum. Çok kolay oldu. Hemen inandılar. Aferin sana. Hadi. Hadi oyalanmayalım. Hadi gidelim. Atlar bizi bekliyor. Hemen binip uzaklaşalım. Bizim kaçtığımızı anlayıncaya kadar hayli yol almış oluruz. Nereye gideceğiz Yakup'um? Antep'e kınalım. Orada abinin sözü geçmez. Ayol gelin kızımız nerede kaldı? Pınar'a su almaya gitmişti. Çok mu uzak Pınar buraya? Yarım saatlik yolda. Şu ana kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Allah Allah. Ben bu işten bir şey anlamadım. Ya gideli neredeyse bir saati geçti. Sakın başına bir iş gelmesin komşular. Keşke gecenin bu vaktinde tek başına komasaydık onu. Yanında biri gitseydi. Nereden bilelim komşu? Bize kına suyunu gelinin getirmesi adettir deyince bir şey diyemedik. Ha, bu işte bir iş var. Ben dışarıdaki çocuklardan birini yanıma alıp Pınar'ın oraya gideyim. Ben gelesiye kadar siz erkeklere bir şey deyip onları ayaklandırmayın, tamam mı? Tamam. Huma Kuşu adlı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.